Hiç beyninizin geliştiği zaman neler yapabileceği hakkında düşündünüz mü? İster sizi ölüme götürmesini, isterse de size herhangi bir cismi hareket ettirme gücünü vermesini. İnsan beyni öyle yaratılmıştır ki, beynimizin neler yapabileceğinin gizemi şimdiye kadar hiç kimse tarafından tam olarak açıklanamamıştır. Bazı zamanlarda erken uykudan uyanmalı oluruz. Peki alarmınızı kurmadan önce ne kadar uyumalı olduğunuzu düşündünüz mü? Eğer yetersiz uyku uyursanız, gün içinde çalışan beyin hücreleriniz yorulur ve iradenizi zayıflatarak tepkilerinizi yavaşlatır. Araştırmalar ve kaynaklara bakılırsa, özellikle Mozart dinlemenin matematiksel zekayı artırdığı ve müzik derslerinin çocukların IQ'sunu yükselttiği belirlendi. Bazılarımız zihinsel egzersiz yapmazlar. Hatta çoğumuz yapmayız. Ama zor matematik soruları yapan insanların 5 gün hayatı gözetim altına alındı ve IQ değerlerinin 8 puan yükselmesi gözlemlendi. 100 milyar nöron tahmini sık sık tekrarlanır ve hiç kimse bu rakamın nereden geldiğini bilmez. Birçoklarımıza inanılmaz da gelse, 2009 yılında bir araştırmacı yetişkin beyinlerindeki nöronları saymaya karar verdi. Bu araştırmalara dayanarak insan beyninin 86 milyar nöron içerdiği tespit edilmiştir. 14 milyar fark yaratan nöron, iddia edilen rakama göre az bir fark gibi görünse de, bu rakam bir babun veya gorilin beynindeki nöronların yarısı kadardır. Aslında bu fark 100 milyara kolayca tamamlanamayacak kadar büyük, önemli bir farktır. Peki beyninizin sizin kalbinizi durdurup sizi öldürebileceğini düşündünüz mü? Beyniniz kendisini tüm gücüyle kullanırsa, kalbinizi hızlandırıp yavaşlatır, hatta durdurabilir. Tabii ki her şeyin kötü tarafı olduğu gibi iyi tarafları da var. Mesela istediğiniz bir eşyanı nasıl isterseniz öyle hareket ettirebilirsiniz. Tabii ki beyninizin tam kullanılması, bilinçaltıyla birlikte kullanılması anlamına gelir. Bunlar sadece beyin hakkında bilinen birkaç şey.